Selam arkadaşlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün sizler için başlıktan da okudunuz gibi yepyeni online mobil oyunları bir araya getirdim. Listede grafiksel anlamda da çok iyi oyunlar var. Oynanış olarak da farklılıklar sunan oyunlar var ama her şeyden önce şunu belirtmem lazım. Bu listede yer alan oyunların hepsi yeni hatta aralarında erken erişim olarak yayınlanan mobil oyunlar da var. O yüzden oyunları ve videoyu eleştirirken lütfen bunları dikkate almayı unutmayın. Bazen çok acımasız oluyorsunuz. Beğenmediğiniz oyunları size sunduğum için videoya dislike atıyorsunuz. Bu bence haksızlık. Lütfen buna dikkat edelim. Bu arada buna benzer videoların daha sık gelmesi için de yapmanız gereken tek şey bu videoyu beğenmek, altına yorum bırakmak, kanala abone olmak ve bildirimleri açmak. Şimdiden yaptığınız her şey için, verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Çok hızlı bir şekilde abone atlıyoruz. İzlenmeler oldukça güzel gidiyor. Lafı daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Bu arada unutuyordum unutuyordum videoya geçmeyelim gençler. Kusura bakmayın. Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında linki var. Eğer isterseniz açıklama kısmına uğramışken Facebook grubumuza da katılırsanız çok sevinirim. Hadi şimdi videoya geçelim. Oraya Oraya İlk oyunumuz Magic Combat daha önce birçok listede de bahsettiğim bir oyun yeni olmasının yanı sıra online özelliğini de uzun bir süredir deniyorum uzun süre dediysem de çıktığından bu yana tüm görüşlerimi net bir şekilde söylüyorum eğer gerçekten tutsa online sayısı yüksek olsa çok zevkli olabilecek bir oyun grafiklerinin yüksek olması 60 FPS akıcı bir şekilde oynamak bence çok zevkli optimizasyonu da çok iyi farklı haritaların gelmesi, daha farklı yeteneklerin ve silahların gelmesi oyunu daha da renklendirir diye düşünüyorum. Sonuçta oyun erken erişim bir şans daha vermek isterseniz, daha önceki listelerimde indirmeye korktuysanız bence hala güzel, mutlaka deneyin. En azından Google Play'e girin bir yorum atın yani oyunu geliştirmelerine yardımcı olun firmanın. İkinci oyunumuz Football Master 2. Menajerlik oyununu sevenlerin mutlaka sevip oynayacağı bir oyun. Özellikle oyunda en sevdiğim şey maç esnasında oyuna doğrudan müdahale edebilmemiz. Özellikle takımımız diyelim ki geri planda düştü. Oynadığımız takım çok fazla saldırı yapıyor. Siz aktif olarak oynanırken savunmanın yönünü nasıl savunma yapacağınızı bile değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde bunu saldırı yaparken yani gol koşusuna giderken de yapabilmeniz çok güzel bir şey. İsterseniz sıkıldınız izlemek istemiyorsunuz maçları hızlı bir şekilde maçların ilerlemesini de sağlayabilirsiniz. Oyunda hikaye modu dediğimiz kupa maçları da var. Ama aynı zamanda online mücadelelere de katılabiliyorsunuz. Şu an için oyun Google Play'de tam olarak yayınlanmadı. İlk serisi yayınlanıyor. İlk serisi de güzeldi ama bence bu serisi ondan daha iyi olmuş. Mutlaka denemeniz gerekiyor. Ben futbol oyunlarını sevmememe rağmen beni bağladı kendine. Bir ara nereden baksanız saatlerce çıkmadan oynadım. Üçüncü oyunumuz Tomorrow. Daha önceki yeni mobil oyunlar listesinde bahsettiğim bir oyun. Survival oyunu online survival RPG oyunu olarak geçiyor. Kaliteli bir yapım değil. Oyunu deneyimleme imkanım bulundu ama life after kadar iyi olmadığını net bir şekilde size söyleyebilirim. Oyunun birçok eksiği var. Şu an çok yeni olduğu için ve aktif olarak Google Play'de de yayınlanmadığı için oyuncu problemi yaşıyor onu net bir şekilde söyleyebilirim. Hala server'lar boş. Açık dünya sistemi olsa da sürekli yükleme ekranları karşınıza çıkabiliyor. Çünkü bir haritadan bir haritaya geçerken böyle masaya serilmiş bir bölgede seçim yapıyorsunuz. O şekilde düşünün. Buna benzer oyunlar zaten mutlaka oynamışsınızdır. Ama diyelim ki telefonunuz Life After'ı kaldırmıyor. İlla online survival RPG oynamak istiyorsunuz. O zaman Tomorrow'u tercih edebilirsiniz. Dördüncü oyunumuz Battle Live. Daha önceki yeni mobil oyunlar listesinde bahsettiğim bir mobil Battle Royale oyunu tamamen online olarak oynanabiliyor. Bu oyunda insanlardan ve zombilerden kahramanlar seçerek diğer düşmanlarınıza karşı Battle Royale arenada savaşabiliyorsunuz. Bu anlamda basit bir oyun çünkü içerisinde yeni şeyler çok yok. Birçok mobil battle royale oyununda gördüğümüz özellikler mevcut. Eğer klasik, farklı bir tarz arıyorsanız bu oyunu deneyebilirsiniz ama muazzam özellikler arıyorsanız sizi mutlu etmeyebilir. Ama şunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Oynarken insanı mutlu ediyor. Günde birkaç saat oynamalık iyi bir oyun diyebilirim. 5. oyunumuz tamamen Türkçe olmasıyla ön plana çıkan Efe Er Meydanı. Efe Er Meydanını karşılıklı dövüş RPG oyunu olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunun en güzel yanlarından biri gerçekten grafiklerinin çok güzel olması. Grafiklerinin yanı sıra giydiğiniz zırhların görünüşleri, silahlar bence çok iyi. Sadece oyun belli bir süreden sonra sizi biraz sıkabiliyor. Çünkü kart mantığıyla ilerliyor. Herhangi bir aksiyon temelli oynanış yok. Daha çok zamanında kart kullanmaya dayalı bir stratejik yapısı var. O yüzden aksiyonlu oyunları seviyorsanız FR meydanı sizi birazcık sıkabilir. Ben oyunu totalde bir 8-9 saat oynadım. 8-9 saatin sonunda online maçlar yapsam da hikayeli modda belli bir yerden sonra baya zorlanıyorsunuz. Online maçlarda da kendinizi geliştirmek için daha iyi kartlara sahip olmanız gerekiyor. Pay to win demiyorum kesinlikle ama satın alım yaparsanız sanki biraz daha rahat oynayabilir misiniz hissi veriyor. Altıncı oyunumuz Fighter of Fate platform tabanlı dövüş oyunları arasında en iyilerinden biri olabilecek durumda şu an için erken erişim olarak yayınlanıyor ama hala eksikleri var çünkü erken erişim oyunu sonuçta ama oyunu anlatacak olursam Efe Meydanı gibi kartlarla savaşılıyor. Efe Er Meydanı kadar aksiyonu düşük bir oyun değil hatta biraz daha fazla aksiyona sahip olduğunu söyleyebilirim bu oyunda kartları sıra sıra kullanmak yerine combo saldırılar yaparak kullanıyorsunuz ve yetenek animasyonları da oyunun tasarımına çok uyuyor. Net bir şekilde söyleyeyim oyunu oynadığım 8-9 saatlik süre boyunca oyun benim fazlasıyla hoşuma gitti. Umarım aktif olarak birçok oyuncu oynar daha da geliştirilir diye düşündüğüm bir oyun. Sekizinci oyunumuz Age of Colossus, telefonu dik bir şekilde oynayabileceğiniz bir mobil strateji oyunu. Oyunun en büyük farklılığı karşınızda iki tane seçim ekranı var arkadaşlar. Ya King Kong'u seçeceksiniz, ya da Godzilla'yı. Yakında biliyorsunuz ki King Kong Godzilla vs diye bir film çıkacak. Özellikle bu filme nazaran çıkartılmış bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ama orijinal bir yapım değil. Oyun diğer strateji oyunlarından özellikle telefonu dik konumda oynadığımız mobil strateji oyunlarından çok bir farklılık sunmuyor. Sadece teması biraz farklı, savaş animasyonları biraz vasat ama şimdilik oyunun baya bir oyuncusu toplanmış durumda. Baya baya klanlar falan açılmış savaşıyorlar yani siz düşünün. Çok geçmeden yeni bir online strateji oyunu arıyorsanız bence Age of Colossus'u deneyebilirsiniz. Özellikle King Kong tarafını seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü bence King Kong her türlü Godzilla'yı tokatlar. 9. oyunumuz Eternal Legends M. Bu bir mobil MMORPG oyunu biliyorum online mobil oyunlar listelerimde genelde mobil MMORPG oyunları paylaşmam ayrı bir liste hazırlarım çünkü kanalımda mobil MMORPG oyuncusu çok fazla var ama gerçekten şu sıralar mobil MMORPG piyasası çok durgun. O yüzden ben de bu oyunu bir online mobil oyun listesine eklemek istedim. Oyun standart bir mobil MMORPG. Özellikle bu tarz yapımları çok fazla görüyoruz. Zaten Eternal Legend M de çok yeni bir oyun sayılmaz. Neden çok yeni bir oyun sayılmaz? Bu tarz oyunlar genelde farklı hazır asetler kullanılarak yapılıyor ve isimleri değiştirilerek sürekli piyasaya sunuluyor. Eğer siz mobile MMORPG oyunu oynamak istiyorsunuz, telefonunuzun sistem özellikleri düşük, o zaman bu oyunu tercih edebilirsiniz. Onun haricinde çok da iyi bir yapım olmadığını size net bir şekilde söyleyebilirim. 10. oyunumuz All Star Random Defense gerçekten gördüğüm en iyi tower defense benzeri oyunlardan biri. Çünkü oyunda online bir mantık var. Bu tarz oyunlar genelde ...offline olur, hikaye bazlı, bölüm geçme tabanlı olur... ...ama bu oyunda bildiğiniz online 1 vs 1 ya da parti maçları yapabiliyorsunuz. Oyundaki amaç çok basit. Birbirinize saldırmıyorsunuz kesinlikle. Belli başta canavar dalgaları geliyor. Siz de iki rakip birbirinizin canavar dalgalarına bulaşmadan... ...kendi canavar dalgalarınızı en hızlı şekilde temizlemeye çalışıyorsunuz. İlk boss mücadelesine ulaşan kişi oyunu kazanıyor... Parti maçları da çok zevkli. 1 vs 1'ler de çok zevkli. Mutlaka tavsiye ettiğim bir oyun. Gelişmesi gerekiyor o konuda bir şey demeyeceğim ama farklı bir yapım olduğu için size öneriyorum bence indirip bir deneyin. 11. oyunumuz Clash of Aliens bildiğiniz Clash Royale kafasında bir oyun ama ona nazaran daha çok stratejik öğeler barındırıyor ve daha yavaş bir oynanışa sahip. Aynı Clash Royale'de olduğunu gibi karşılıklı kuleleriniz var karşılıklı üstleriniz var Birbirinize yaratıklar göndererek savaşmaya başlıyorsunuz. Bu oyundaki yaratıklar Clash Royale'den farklı olarak her elde karşınıza yeniden doğup canlanıp rakibinize saldırabiliyor. Oyunun tasarım olarak da çok farklı olduğunu söyleyebilirim. İlk etapta menüsü size çok garip gelebilir ama alıştıktan sonra daha önce böyle bir mobil oyun menüsü görmediğinizi adım gibi eminim. Oyun hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın çünkü bu oyun benim biraz garibim etti. Beğendim mi beğenmedim mi kararsız kaldım. Listemizin 12. ve son oyunu Rage Ball 2 vs 2 maçlar yapabildiğiniz en garip mobil futbol oyunlarından biri. Çünkü bu oyundaki oyuncuların kendine özel yetenekleri var. Örneğin çok hızlı şutlar kullanabilirsiniz ya da savunma özelliğine sahipsinizdir. Diğer oyuncuları kendi etrafınıza çekip topu boşa çıkartabilirsiniz. 2-2 maçlar yapıldığı için bazen sıkıcı olabiliyor. Keşke daha yüksek takım sayılarına ulaşabilse daha zevkli olurmuş gibime geliyor. Ama o zaman da acaba çok fazla yetenek cümbüş olur muydu bilmiyorum. Ama denenmesi gereken bir oyun. Hala gelişmesi gerekiyor. Çok fazla yol kat etmesi gerekiyor. Farklı bir yapım arayanların mutlaka denemesi gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ve listenin sonuna geldik. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden güzel bir video olmuştur. Biliyorum bu listedeki bazı oyunları yeni mobil oyun listelerinde bahsettim. Özellikle ilk başlardaki oyunları mutlaka diğer liste videolarımda görmüşsünüzdür. Ama bu oyunları online mobil oyunlar çatısı altında toplamamın en büyük sebebi sizin online mobil oyun arayışınıza daha kolay ulaşabilmeniz. Umarım beni yanlış anlamazsınız. Eğer buna benzer videoların daha sık gelmesini isterseniz de lütfen bu videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.